Şu iki tane pozisyon istedim. O zaman ona yeri gelmişken bakalım mı? Viviano ile çıkışlar. 5 ve 34 mü? hı. Onlara bir bakalım. 5. dakika. Çünkü çalışılmış çıkışlar. Çok net. Buraya da veriyorsunuz değil mi? Burası. Şeye de. Piero'ya Piero. da rica edeyim. Tamam. Bana geldi. Bir görelim. Buyurun. Ama biraz daha geriden alsaydık keşke ya. Her seferinde. Peki buradan bile etkileyici aslına bakarsanız. Şimdi geride paslaşıyorlar. Sonra Viviano'ya geri dönüyorlar. Viviano bakın merkeze oraya bilinçli olarak gelen Borini oynuyor. Borini yine oraya planlı olarak gelen Caner'in önüne düşürüyor ve koşu var merkeze. Diğerine bakalım. 34'ü nereden aldık? Pardon Cimi Durmaz bir şaraya araya oynayan. Heh, çok iyi. Bak kaleciden yana oynanıyor. Tekrar indiren Borini. Viviano ile Borini arasında bir bağ kuruyorlar. Borini normalde klasik bir santif ortam anlamıyla değil. Her ön tarafta, her pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Ama akıllı noktalara gidiyor. Kaleci oyuncu az merkeze geliyor. Demarke vaziyeti yakalıyor ve bu çıkışları anlamlı hale getiriyor. Bunları bayağı yaptılar. Ve burada da bak yine pozisyona dönüştürüyorlar. Ve yine burada topu attırmadan önce, Kouassi'yi attırmadan önce bir duralım. Tamam oynatalım, ben duracağımız yeri söyleyeceğim. Burada bir duralım. Hocam, Adana Demir sporlu Onyekur da yapmıştı hatırlayın. Fenerbahçe dörtlü savunma oynuyor. Dörtlü savunmayı streç ediyor, genişletiyor. Kuvasi ve Koli o şekilde ofsayaya düşmediler. O yöntemi kullandılar. Mesela Vegorst merkeze gö yapmıştı koşulları. Evet. Beşiktaşlar ve Gorsu yakalayamamıştı. Başka bir yöntemdi. Beşiktaşlar offside'a düşen, sürekli offside düşen kanat adamlarını attılar. Karagümrük açık oyuncuları Koli ve Kuasi ise genişletme yoluna gittiler. Yani Samuel ve Lincoln'un hücumcu olmasından faydalandılar. Onları kolladılar ve genişletmek suretiyle offside düşmediler. Şimdi oynatalım. Bakın gözü Samuel'de Kuasi'nin. Şimdi pası attıralım. Kuasi'nin gözü Samuel'de bak Bunları zorladılar. Bunları aradılar. Bu şekilde Fenerbahçe savunmasını bayağı bir kırılgan hale getirdiler. Bir de e, sevgili yönetmenim e, 24. dakikada Kuas'in attığı ikinci golük Ama tabii başından pozisyonun en başından almak gerekiyor. Tahmin etmiyorum ki e, var mı şeyden bakalım, al, almış olalım. En baştan e, almış olalım. Dediğim gibi almışlar işte biraz geriden. Daha geriden de bu top. Çünkü bayağı çeviriyorlar burada topu ama dediğim gibi işte bakın Fenerbahçe daha ceza sahasının önünde baskıya başlıyor. Burada döndü zaten ve. Hocam dönem Borini. Ana plan tamamen o. Yani Galatasaraylı Mertens'i en üstte kullandığın gibi düşün. Veya kim olabilir Beşiktaş'ın Delali'yi en üstte kullanması gibi düşün. Trabzonspor'un Bakasetası kullanması gibi düşün. Bur bey bakın Piero'sunda daha başladı. Tamam. Var. Burada bu topun en kritik. Bak, en Fenerbahçe önünde basıyor. Evet. O topu. Pasla, Borini'yi merkezde demarke vaziyette buluşturmak. Borini orada o, o, dönüş yapabilecek kalitede bir oyuncu. Bak yine gelecek o boşluğa. Şu anda geliyor. Kara Karagümrük Andrea Pirlo hocamla bir noktaya getirmiş. Oyun anlamında gerçekten gerek tek paslarla hızlı çıkışlar olsun gerek baskı altında panik yapmadan ayağa top yapmakla olsun durduralım. gerek. Uzun topu. Bu zaten Salih şey... pası atmadan durduralım. Tamam hocam bak. Fenerbahçe'nin... Uğur Bey bu Piero'lu zaten. Tamam. Peki bunun üzerine çizebiliyor muyum? Bence çizebiliyor. Tabii. Buyurun. Bakın burası Fenerbahçe'nin birinci savunma hattı değil mi? Doğru. Şurası da Fenerbahçe'nin ikinci hattı. Doğru. Birinci hatla ikinci hat arasını genişlettiler. Ne kadar genişlettiler. Yaptıkları paslaşmayla. Sonra ne yaptı? Bunları siliyorum. Sonra ne yaptı? Bu akıllı adam, bu zeki adam, Borini o iki hattın arasına geliyor. Zaten stratejileri bu. Şimdi oynatalım. Bak o iki hattının arasında geliyor. Geldi. Akıllıca bir dönüş. Tek ayakta yakaladı Salah'ı. Ve ondan sonra zaten golü attıracak Kuvasi'ye. Bütün olay en uçta Cagney'i kullansaydı bu maç 5-1 biterdi. Bak inan bana. Bütün olay Borini'yi orada kullanmak ve hücum planlarını Borini'nin birinci atla ikinci at arasında girmesi ve onun zekası üzerinden kurmak. thank <laughs> you